Sokağa çıkma yasağının 7. gününe girdiği ve ölüm haberlerinin geldiği Cizre'de incelemelerde bulunmak ve grup toplantısını yapmak için yola çıkan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri ve HDP'li bakanların Cizre yürüyüşleri engellemelere rağmen devam ediyor. Dün gece saatlerinde polis ve asker barikatlarına rağmen Şırnak'ın İdil ilçesine ulaşan HDP heyeti geceyi İdil'de geçirdi. Cizre'ye top saldırıları sonucu 3 kişinin öldürülmesi üzerine sabah erken saatlerinde Cizre'ye acil yürüyüş kararı alan heyet, ilçe çıkışında polisler Demirtaş bakanlar ve milletvekillerinin göğüslerine vurarak itelemesi gerginliğe neden oldu. Saldırıya sert tepki gösteren Demirtaş ve beraberindekiler asker ve polislerin kurduğu barikatların yanından araziden yürüyüşlerine devam etti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen heyet tepede polisler tarafından zırhlı araçlarla tekrar engellendi. Yürümekte ısrar eden vekilleri polis ve askerler tartakladı. Polis ve asker barikatlarının önünde konuşan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yürüyüş amaçlarının Cizre'deki katliamı engellemek olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu bir heyet yürüyüşlerini devam ettirirken İdil'de bulunan Leyla Zan'a bir grup parlamenterle birlikte İdil'de açıklama yaptı. Konuşmasına Kürtçe başlayan ve oldukça duygusal bir konuşma yapan Zan'a ölümlerin durdurulması çağrısı yaptı. Ölümleri durduramazsak ölüm orucuna başlayacağım diyen Zan'a, kimseye gücüm yetmeyebilir ama kendime gücüm yeter. Gençlerin ölümünü seyretmektense ölümü göze alıyorum diye konuştu.